Herkese selam. Bugün galiba uzun bir video olacak. O yüzden çayınızı, kahvenizi alın. İzleyen izler, izlemeyen izlemez zaten. O yüzden başta böyle kısa tutayım. 10 dakika, 15 dakika yüklemekte zor olmasın falan dedim de. Sonra dedim neyse BT hadi oturmuşken hepsini anlat. Birincisi, Ağustos ayında okuduğum kitapların bazıları diyorum. Çünkü çok kalp ve ama seri ayırmak istemediğim kitapları. Bir tık şöyle sona sakladım, Eylül'e sakladım. Hatta belki birkaç hafta sonra falan koyabilirim. Eylül sonunu beklemem. Bir de kitap alışverişi yaptım bolca. Onlardan bahsedeceğim. Önce okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. İlk okuduğum kitap Yalnız Kadınlar Arasında. Bu kasvetli, melankolik bir hikaye. Sosyete kadınlarının mutlu olma çabası. Aslında bir karakterimiz var, öyle söyleyeyim başta. Bu karakter doğup büyüdüğü şehre gidiyor. Orayı terk ettiğinde bayağı yoksulmuş. Orada gitmiş, taşınmış, güçlenmiş, moda sektörüne atılmış falan dönüyor. Genç, güçlü bir kadın sosyeteye atılıyor. Mutlu olabilir miyiz? Yalnızlık ne demek? Oradaki sosyete ilişkilerini, hayatları, onun üzerine bir metin okuyoruz. Benim için sanıyorum en vurucu olan kısım. Rosetta diye genç bir karakter var. Çok başında zaten spoiler değil, onun intiharıyla başlıyor bir takım. Benim için kitap orada başladı en azından diyebilirim. Akılda kalıcılık olarak. Ve şunu diyordu arka kapakta. Acaba Rosetta'yı kurtarabilecek mi? Bu karakter mutlu olabilecekler mi? Nasıl bir dostlukları olacak falan filan. Şöyle ilginç bir nokta var ki, üzücü ve ilginç. Yazar intihar ettiği için kendi de o intiharla ölmüş ve kendi sonunu bilmiyoruz diyor. Arka kapakta böyle etkileyici bir yazı var ama Rosetta'nın sonunu öğreneceğiz. Okuyoruz. Yani şöyle sevdim, güzel bir kitap ama böyle wow falan diye bende bir etki bırakan kitap değil. Onu söylemiş olayım. Ve bende iki tane var. Yapı Kredi yayınlarından okudum. Şimdi elime bu geçti. Bir tanesi hediye. Çok çok sevdiğim, böyle 10 üzerinden 10 verdiğim, yılın en iyi metinleri arasına giren Bu Dünyanın Krallığı, Carpentier. Bu ölmeden önce okunması gereken bin bir kitap içinde. Biz bunu bin bir kitap okuyoruz grubum var ya benim. Onunla beraber okuduk, onlarla. Bu arada parantez açayım, 2024'te grup yine devam edecek. Ben Aralık gibi listeyi Instagram'dan da buradan da açıklarım. Şartları martları her şey bir şey yok zaten. Orada konuşuruz. Katılmak isteyen buyursun gelsin. Her ayın son cumartesi saat 10'da Telegram'da tartışıyoruz. 2024 için de güzel bir liste düşünüyorum. Bakalım. Spoiler. Hatta bu alışveriş de spoiler olabilir. Carpentier benim için şöyle vurucuydu. Valla bu videoyu çekerken en çok zorlandığım, yani hiçbirine oturup çalışmıyorum ama ezbere bir şeyler söylüyorum. Bunda şey ben ne diyeceğim falan. Ya benim için anlatması çok zor bir kitap. Birincisi kitap benim için ikiye ayrılıyor. Çeviri ve diğerleri. Murat Tanakol hakikaten şahane bir şey yapmış. Arkadaşlar kitabı bir okusanız dili o kadar zorlayıcı değil ama böyle büyülü gerçeklik öğeleri var. Elbette ki bunları okuyoruz ama buradaki asıl mesele kültürel dili çok kullanması. Vuda büyüleri, işte oradaki nesneler, olaylar, efsaneler, oralar biraz yabancı kalıyor ya bize. Oralarda bir tık zorlanacağımı hissettim açıkçası. Bazı yerlerde okuması çok kolay bir metin diyordu. Bilmiyorum, ben çok katılmıyorum. Bence çok kişisel bu. Bizim grupta mesela benim gibi çok seven de oldu dilinden dolayı. Yine dilinden dolayı çok zorlandım diyen de oldu. Ama sakın korkmayın ve kaçmayın. Bu kitaba mutlaka şans verin. Gerçekten çok iyi bir kitap. İlk 3-5 sayfa okuduğunda aman Allah dedim. Ben anlamıyorum, hikayeye giremiyorum. Kavramlar bir farklı olmadı yani bende. Türkçe karşılığı yok. Türkçe okumama rağmen onun karşılığını bulamadım. Sonra diyorum ki Başak grup moderatörüsün. Yani şimdi okumadım deyip nasıl bir de daha yolun başında kitabı bir kere Instagram'da okuyorum diye duyurmuşum. İnsanlar takip ediyor. Okumadığım zaman sevmedin mi oluyor? Bu sefer birkaç kişinin daha motivasyonunu düşürürsem nasıl olacak derken dedim moderatörsün oku zorla biraz gittiği yere kadar. Olmadı af dilersin bu aylık arkadaşlardan. 5-10 sayfa okudum.
Şahane bir metin, çok güzel bir metin. Bu kitabın önemi büyülü gerçeklik akımını başlatan, o yolu açan yazar oluyor kendisi Carpentier. Aslında bir kölelik saltanatlık hikayesi, bir devrimin hikayesi, özgürlüğü mücadelenin hikayesi. T. Noel diye bir kölenin gençliğinden yaşlılığına iktidarlar değişiyor. Orada bence çok güzel mesajlar var. Şartlar değişiyor ve bütün o kültürel acıları da içinde yaşıyoruz. T. Noel'in hayatı dönemi içinde ve onun etrafındaki insanlar, olaylar tabii ki de. Ama bu vudu büyüsü tarzı denilen bu dil, o hikayeler, o büyülü gerçekçiliği daha üstten bakarak hikayeyi aslında bir tık soyutlaştırıyor. Ben öyle hissettim. Yani kölelikle, ne bileyim, faşizmle ilgili bir sürü metin okuduk. Bunun ayıran kısım tamamen bu diye düşünüyorum. Dili diye düşünüyorum. Çok da saçmalamak istemiyorum. Dediğim gibi çok sevdim ama anlatabileceğim bir kitap değil. Ama yine de benim anlatamamama rağmen siz bir şans verin. Ne olursunuz. Yani severseniz çok güzel bir metin okumuş olursunuz. Sevmezseniz diye düşünmüyorum. Belki zamanı değildir. Çok güzel. Ön söz, son söz mükemmel. Çevirmen kitabın sonunda büyülü gerçekçilik akımıyla büyülü gerçeklik arasındaki farkı böyle makale makale yazmış. Ön sözde çok şahane, çok açıklayıcı, şahane, leziz bir metin. Tavsiye ediyorum. Oh, şimdi artık kolay kitaplar, yani anlatması. İntihar Dükkanı, Fransız Edebiyatı. Şu aralar hep Fransız Fransız gidiyorum. Bakalım ne olacak. Yani İntihar Dükkanı adı ve konusu gereğiyle de çok böyle melankolik havası olan bir kitap gibi gelirken, bana çok mizahi dili de anlatımı sebebiyle güçlü geldi ya. Bilmiyorum, ben öyle hissettim. Şimdi burada da bir dükkan var. Dükkanın sahibi karı koca, bir de çocukları. Bunlar kafayı depresiflikle, intiharla bozmuşlar. Hatta çocuklarına bizim de tanıdığımız yazarlar, bilim adamları, edebiyatçılar ama intihar ederek ölenlerin isimlerini koyuyorlar. Böyle karamsar bir aile. Çocuğun doğum günü oluyor. Anne, bak ne kadar güzel, bir yıl daha erken öleceksin diye falan böyle kutluyor. Tek bir çocuk alan diye, bu garibim, bu bir mutlu, bir neşeli, bir hüzünlü, çiçekler, böcekler, ağaçlar diyor. Aile oturuyor, kara kara düşünüyor. Bunun niye böyle ergenliği? Diğerleri çok normal diye depresif de ölümü düşünüyordu. Bu neden böyle, hasta mı falan. Böyle hayata ters köşe bir hikaye yani. Dükkana insanlar gidip geliyor. Hepsi ölmek istiyor. Bunların da iddiası, bize gelirseniz, bizden intihar malzemesi alırsanız direkt ölürsünüz. Kesin çözüm falan diye reklamları. Öyle ne, sonra da bir yere bağlanıyor ama. Farklı güzel bir metin. İncecik de bir kitap. 140 sayfalık, böyle oturup bir günde, 2 günde okuyabileceğiniz bir hikaye diyorum ve acılara yürüyor, korkmuyorum. Onca yoksulluk varken çok dram bu da, çok güzel. Bu da ölmeden önce okunması gereken bin bir kitap içinde. Bunun filmi de var. Siz söylemeden ben söyleyeyim. Çünkü kitabı okurken herkesten direkt filmini izle, filmini izle Başak diye. Benim de çok filmle aram yoktur ama dedim tamam izleyeceğim. Filmi de çok beğendim ama kitaptaki atmosfer yoktu. Farklılıklar da vardı. Zaman da, olay biraz daha orada. Hani ana hikayeye, omurgaya bağlı kalsa da bir şeyler değişikti ama yine çok güzeldi. Onu söyleyeyim. Onca yoksulluk varken de yaşlı bir kadınla küçük 8 yaşındaki bir çocuğun aslında dostluğunu, arkadaşlığını, o aradaki sıcaklığı anlatıyor. Çocuğun dramı şu: bir hayat kadınının oğlu, kadın da toplama kampından çıkmış. Ne kadar çıkmış denilirse, bedenen çıkmış ama psikolojikmen hala orada. Yaşlı bir kadın. O dönemde hayat kadınlarının çocuk yapılmasına izin vermiyor. Devlet el koyuyor bir şekilde, çocukları alıyor ve bazı hayat kadınları da böyle belli başlı yasa dışı evler var. Oradaki bakıcıya diyeyim, belli bir para veriyorsun, gönderiyorsun aylık. Onlar da senin çocuğuna bakıyor. Momo öyle. Annesinin babasının terk ettiği bir çocuk. Ama Madame Rosa'ya tutunuyor. Momo'nun hikayesi zaten acıklı. Madame Rosa'nın bambaşka bir hikayesi var. 8 yaşındaki çocuk o ilişkiyi, o yalnızlığı, o sevgiyi
nasıl anlatır derseniz bu kitapla şahane anlatır. Söylenecek çok da bir şey yok. Herkes okumuştur ya da ya çoğu okumuştur. Herkes demeyeyim ya da biliyorsunuzdur mutlaka. Çok böyle hani hüzünlü ama sıcacık güzel bir hikaye yani. Yine bu sene diyorum ki okuduğum en iyi kitaplardan biri olabilir mi? Bence olabilir. Sofia Segovia Arıların Uğultusu Meksika Edebiyatı. Hatta yazar Gabriel Garcia Marquez de falan böyle kıyaslanmış. Demeyeyim de hani o Marquez usta tabii ama hani o dili tutturuyor gibilerinden yorumlar yapılmış. Vallahi linçlemeyeceksem aşağı kalır yanı yok onu söyleyeyim. Çok güzel bir metin. Bu metinde de şöyle yapayım bakın gözüküyor. Zorlamayalım. Burada da büyülü gerçekçilik işin şurasında. Şimdi Meksika'nın kuzeyindeydi, değil mi? Evet, Meksika'nın kuzeyinde böyle turunçgillerle falan toprakla, tarımla uğraşan bir yer var. Burada da bir tane çocuk, yaşlı bir dadı var. O dadı bir tane çocuk buluyor. Ama çocuğun hikayesi şu. Bütün vücudunu bir battaniye ile örtülmüş gibi adeta arılarla kaplı olduğunu düşünün. Çocuk nereye? Arılar oraya. Yaşlı kadın çocuğu buluyor, acıyor. Diyorlar ki bu çocuk yarına çıkmaz. Çok zor ve çocuk yaşama tutunuyor. Çok da güçlü zaten hikayemizin baş karakteri oluyor. Bir kısım diyor ki mucizevi nasıl olabilir? Arılara rağmen nasıl yaşar? Öteki kısım diyor ki bu lanetle bunun ölmesi lazım, gitmesi lazım. Böyle insanlar ikiye ayrılmış durumda. Ama bizim kadın yaşlı bakıcımız çok sahipleniyor. Çok anaç bir kadın. Çocuğu bırakmıyor ve bu çocuğu sahipleniyor bir aile. Aileye giriyor. Şimdi mesele şurada. Çocuğun hikayesi etrafında ama dönemin siyasal toplumsal olayları daha güçlü öne çıkmış. İşte Meksika devrimi, tarım devrimi, İspanyol gribi, yaşanan göçler, ölümler falan. Çoğunun başlangıcı yani devrimin başlangıcı, bir ülkenin tarihinin değişiminin başlangıcı bu çocuğun geldiği zamana denk gelince bak bu lanetli diyenler bir tık haklı çıkmış oluyor. İyice üste çıkıyorlar falan. Halbuki bilmiyorlar ki aslında bir ailenin kaderi değişiyor bu çocuk. Güzel bir hikaye. Sadece şu var. Bu arı meselesi falan var ya. Orası tatlı bir baharat olarak kalmış. Çok o çocuğun hikayesi, olaylar, o işin sonu nereye vardı falan kitap çok oralarda değil. Daha çok o dediğim gibi devrim, yaşanan değişimler, ailenin hikayesi oralarda durmuş. Anlatabildim mi? Bunu da niye söylüyorum? Bir arkadaşımla konuştuk. O dedi mesela çocuğun bu hikayesinin üzerine basılmasını daha çok isterdim. Gözüm aradı dedi. Bilmiyorum. Evet olabilir mantıklı. Ya benim aram ya bütün hikayenin bütününde güzel yorduğunu düşünüyorum. Ben bugün bayağı hiçbir şey anlatamadım. Ama çok güzel kitap. Arkadaşım Simay hediye etmişti. Doğum günü hediyesiydi. Çok severek okudum. Yılın en iyileri listesinde kesinlikle olmayı hak eden bir kitap. Isabel Allende'den Japon sevgilim. Alen bu kitabı sevdiğim kısımlar var. Beni hayal kırıklığına uğratan kısımlar var. Ortalamada nasıl diyeyim? Yani sevdim ama yine bu yalnız kadınlar arasında gibi. Hani bazı kitaplar vardır. Şunu mesela aradan yıllar geçse wow iyiydi derim. Ya da onca yoksulluk varken kütüphaneme her baktığımda ya mumu falan derim. Bazı kitaplar kalıcıdır ya. İntihar Dükkanı da mesela konusuyla kalıcı. Japon sevgilim yani çok öyle kalıcı olmadı ama okudum. Klasik Allende dili seviyorum ben yazarım. Hem bir hikayeyi anlatıyor hem de bir ülkenin tarihini anlatıyor. Büyülü gerçekçilikle de özenmiş bözenmiş falan. Burada da genç güzel bir karakterimiz var. Onun travması ve hikayesi çok gizemli. İşte benim için eksi olan yer buydu. Ben o kadını daha çok görmek, hikayesini daha çok tanımak isterdim. Öyle başladı heyecanlı. Bu genç kız ne oldu? Neden burada? Nereden geliyor? Kimlikler falan. Orada bir şeyler var tamam mı? Asıl mesele şu ama. Bu genç kız yaşlılar yurduna geliyor. Orada da böyle 70-80 yaş arası alma diye böyle mesafeli bir kadın var orada çalışan. Bu bizim genç kızımız. Bu Alma Hanım'ın akrabasıyla beraber aslında kafa kafaya verip Alma'nın geçmişindeki gizemi mektuplardan ve yola çıktıkları bir resimden yola çıkarak
geçmişindeki gizemi çözüyorlar kadının. Çözmeye çalışıyorlar. Ve gizem de şöyle, Alma Nazi soykırımından 8 yaşında kaçırılmış. Nazi'den kurtulmak için Almanlardan. Kaçırılıyor. San Francisco'ya zengin bir akrabalarının yanına gidiyor. Zaten acı çekiyor. Ailesinden kopmuş falan. Ailesi hadi bu kurtulsun diye yolluyorlar. Ondan sonra orada çok tatlı bir 8 yaş arkadaşlığı gelişiyor. Geliştiği kişi de bir Japon ve o ailenin akrabalarının yanında çalışan bahçıvanın oğlu. Tam bu sırada kız bir şeye bağlanacak, bir arkadaşlık, dostluk kuruyor derken bu sefer de Pearl Harbor meselesi başlıyor. Japonlar için Amerika'da yaşamak zulüm oluyor, kamplar vesaireler derken bu sefer bu aile kaçmak zorunda kalıyor. Kız en yakın arkadaşından da oluyor. Ve aşık da. Hani çocukça da olsa saf bir tutku var aralarında. Bir süre tabii bağlantıyı koparmamaya çalışsalar da sonuçta kopuyor, kamp hayatı, çocuk kampa düşüyor falan. Yıllar sonra mesele bir yerlere bakıyor, varıyor. 70 küsur yıllık bir aşkın hikayesi aslında. Sizi çok sıkmıyor. Salt aşk romanı diyemem. Yani şöyle gidip geliyor çok. Bir bugüne geliyor, bir bizim genç kızın hikayesine dönüyor, bir Alma anlatıyor, bir geçmişe dönüyor falan derken böyle hop takip ederken zaten hop bir hikaye kapanıyor ve daha keyifli bir hale geliyor. O gitgelleri ben çok sevdim. Ama dediğim gibi yani eksik kalan yerler de vardı. Romain Rolland. Ben bir şey söylemeyi unuttum. Çok gerekli mi bilmiyorum ama bunu söylemem lazım. Bu Emil Ajar var ya, onca yoksulluk varken. Bu bizim aslında Domaine Gary. Gary değil mi, öyle okunuyor. Yazar isim değişiyor. Ve bunu kimse bilmiyor. Ve o dönemde ödül alıyor. Tabii aynı ödülü bir yazar bir defa alabiliyor. Yazar Emil Ajar ismiyle de ayrı yazdığı için iki ödül kazanıyor ve bu bir skandal edebiyat dünyasında. Bu da anca yazar öldükten sonra ortaya çıkıyor. Ve mektuplarında şunu söylemiş. Yalnızca kendim olmaktan bıkmıştım. Çok güzel değil mi? Bir yandan kendi ismiyle yazıp bir yandan farklı isimle devam ediyor. Bana çok ilginç gelmişti. Bu bilgiyi de vermek istedim. Bilmeyenler için en azından. Romain Rolland'dan Jean Christophe. Seriyi ben sosyal yayınlarından okuyorum. Dediğim gibi ben bu ay, bu hafta hatta deli gibi serilere başladım. Sürekli seri okuyorum. Artık karışıyor yani. Hani eski yayın evi var, yenisi var, o var, bu var falan derken bu acaba kaç ciltti? Bendeki 3 cilt. Eskiden 4 ciltmiş falan diyenler oldu. Ben de sosyal yayınlarında Adnan Cemgil çevirisiyle 3 cilt. Yapı Kredi de çıkarıyor. Ben bunu Saf'tan almıştım. Aldığımda Yapı Kredi de vardı fakat bu daha uygundu. Bunu aldım. Burada da bir müzik dehasının doğuşunu okuyoruz aslında. Bebeklik, doğduğu ev, yaşadığı coğrafya, coğrafya kaderdir. Anne, baba, dede hikayeleri, o ilişkiler. Orada da sevgi var, hüzün var, şiddet var falan böyle. Güzel oralarda, çok keyifli okuması. Ondan sonra çocukluğu, ilk gençleri, ilk aşklığı falan, aşkları bir yandan tabii müziğe, müzik kariyerine başlıyor. Yazar bu romanı yazarken Beethoven'ın hayatından esinlenmiş. Yani tabii buradaki karakterimizde Beethoven'la ortak noktalar var, yok değil. Çok soluksuz okudum. Ben çok sevdim. 10 üzerinden 10 verdim bu kitaba. Aşırı sevdim. Çünkü ben genelde bir seri kitapta çocukluk bebeklikten başlıyor ya. Benim varmak istediğim nokta eğer o sonsa, o kişinin son dönemini merak ediyorsam çocukluk gençlik elbette bana ışık oluyor. Onu oraya götüren yolda neler yaşamış onu bilmem için, o bileşenleri anlamak için. Ama bazen fazla geliyor. Hadi burayı geç ya ve meseleye gel diyorum bazen ben. Maalesef öyle durumlarım var. Bu kitapta çok sevdim. Yani bu başlı başına tek bir kitap olsaymış bile ben bunu çok severmişim. Geçin yetişkinliği falan. Hiç oralarda değilim. Çocukluk ve gençlik hikayesindeki olaylar zaten beni çok içine çekti. Ben çok beğendim. Tavsiye ederim. Korkmayın. Kafa göz dalın. Bence rahat, çok rahat okunuyor. John Steinbeck. Bizim şahane delikanlımız. Zaten
Steinbeck'ten hepimiz bir şeyler okumuşuzdur illaki. Ben de Bitmeyen Kavga'yı bu ay aldım. Bundan sonra da Cennetin Doğusunu alacağım. Onu çok merak ediyorum. Bitmeyen Kavga'da klasik bizim işçi kavramını, işçi mücadelesini, onların günlük yaşamlarını anlatan Steinbeck burada da şahane bir metin ortaya koymuş. Jim diye bir karakter var. Uğur diyor ki birden gündelik yaşantısını terk edip ben diyor mücadeleye katılacağım ve mücadeleye giriyor. Bir devrim yapıyorlar kendi içlerinde aslında ama grevler başlıyor. Sefalet başlıyor, açlık başlıyor, kan başlıyor. Klasik hikaye. Bu da tabii hikaye olarak çok rahat dili var. Tabii temposu da çok yüksek olduğu için aslında yazar o bütün kurgu içinde sizin kafanızda sosyalizm nedir, faşizm nedir bununla ilgili bir yer, bir düşünce, bir parantez açtırıyor. Fakat şöyle bir durum var. Bu kitapta Doktor diye bir karakter var. Ben onu çok sevdim. Çok ortada duruyor. Sosyalizmi böyle çok kudretli bir kavram olarak değil de onun çıkmazlarını da okuyucuya gösteriyor. İdeal bir devlet aslında olamayacağı, bazı şeylerin hayal ürünü olabileceği ve onu elde ettikten sonra işlerin eskisi gibi dönebileceği. Bu yolda yapılan mücadeleyi anlıyor ama sonucu biraz tartışıyor. Aynı şekilde faşist rejimle düzenle ilgili de çok ciddi yargıları var. Yani daha nesnel bakıyor ve hiçbir yerde değil. Çok ortada. Bütün bunlar yaşanıyor. Çok ateşli bir ortam var ve doktor çok ortada böyle sinir bozucu derecede. O benim çok hoşuma gitmişti. Kitabı da genel olarak çok beğendim. Kesinlikle tavsiye ederim derken son kitabım. 21 dakika konuşmuşuz. Nasıl gidiyor? Ben yorulmadım ama nasıl yükleyeceğim? Şu an kara kara onu düşünüyorum. Kemal Varol'dan Jar. Bu yazarın ilk romanıymış. Zaten çok tatlı bir yazar. Çok güzel, sevdiğim bir yazar Kemal Varol. Burada da 80 darbesi sonrası aslında memleketin manzarasını böyle neresiydi bir kasaba üzerinden unuttum şimdi adını anlatıyor. Bu bir kardeşlik hikayesi. Şurada da sandalyelerden gördüğünüz gibi hikayede iki tane meyhane var, tamam mı? İki düşman kardeşin meyhanesi. Bu meyhanelere düzenli müşteriler geliyor. İki yaşlı adam. Çok gizemliler ama birbirlerinden nefret eder gibi bakıyorlar. Her an öldürecek gibi bakıyorlar ve mahallede gergin. Sonra bunlar üzerine kimdir, nedir, necilerdir diye kafa yormaya başlıyor insanlar. Biri diyor ki ben bunları tanıyorum. Bunun hikayesi şu. Bir adam diyor ki ben size şu an rakımı uyduruyorum. 5 tane hikaye anlatacağım. Bunlardan biri doğru diyor. Bu bir kardeş hikayesi ama varın siz bilin hangisi doğru diye hikayeleri anlatmaya başlıyor. Her hikaye ayrı bir masal, her hikaye beni ayrı çekti. Böyle oradaki hani efsane yani hani mitler böyle hayali şeyler o olamayacak biliyorsunuz ama yine de gerçek olduğuna inanıyorsunuz. Çok da bir şey anlatmak istemiyorum şimdi. Hani spoiler falan olmasın da. Ben çok sevdim her hikayeyi, her karakteri. Sadece şu var, sonu boşlukta bitti. Şimdi bunlar ne, gerçek ne falan. Onu bir böyle bir anlamadan kaldım. Ama çok lezzetliydi. Hikaye çok güzeldi. Karakterler çok iyiydi. Bunu da tavsiye ediyorum. Bu kadar. Şöyle göstereyim. Ağustos ayında okuduğum kitapların bazıları dediğim gibi. Ekran görüntüsü almak isteyenler olabilir. Şimdi kalan kısımda nasıl görüntü? Bu arada ses gelmiyor falan diyen var ve biliyorum ses sistemim hala sıkıntı yani ama ona yapacak bir şey. Tamam. O zaman aldığım kitaplar. İkinci kısma başlıyoruz. Bütün oyunlarıyla Shakespeare, Artemis yayınlarından şöyle arkadaşlar çok tatlı. Ben Shakespeare'e girmek istiyorum. Allah'ın emriyle artık bir zahmet. Böyle çocuklar için de anlatılmış. Önce Shakespeare'in hikayelerini üçe ayırıyor. Komediler, trajediler, bir de tarihi öyküler olmak üzere. Şurada sembolleri var. Her hikaye neyi denk geliyor? Sembollerden anlıyorsunuz zaten. Ondan sonra tek tek hikayeye geliyor. Mesela ilk hikaye bir yaz gecesi rüyası. Şöyle
çizimlerle anlatıyor. Ondan sonra da hikayenin kendisine geliyor. Çok güzel, evladiyelik bir kitap değil mi? Çok sevdim. Artemis'ten şöyle almak isteyene, ilgilisine duyurulur. Çok uzun sürmesin hemen. İsa bu köye uğrama diye aldım. Okudum. Bin bir kitap, ölmeden önce okunması gereken bin bir kitap içinde grubumuzun bu ayki kitabıydı. Yorumunu da bir sonraki videoda yapacağım. Aşık olduğum ve hayran kaldığım ve etkilendiğim ve bu ayki okumalarımı ikiye bölmeme sebep olan seri İnsanlık Suçu 1-2-3. Bunları da bir sonraki videoda anlatacağım. O yüzden geçiyorum. Ama 49 numaralı Nida'nın parçası. Bunu 2024 Şubat'ta okuyacağım. O yüzden aldım. Sahaflardan aldım. Fiyatı uygundu. Eski kapak. Bu da İtaki yayınlarından. Uygunken aldım. Nihayet şu Tavşan Kaç, Tavşan Zengin Oldu, Tavşan Dibe Vurdu serimi tamamladım. Nihayet. Tavşan Kaç, Tavşan Zengin Oldu, Dibe Vurdu da bir başka gün, bir başka sahaftan almıştım. Sonra arkadaşlar Gönül Abla ve Temizinden 1 milyonu da ölmeden önce okunması gereken 1001 kitap içinde. Bunu da 2024'te aynen. 2024 hangi ayda okuyacaktım? Yok, Şubat'tı bu galiba. Çok sıcak değil mi? Şubat galiba bu, aynen. Okuyacağım. Çiğur'dan daha tazecik bir kitap. Kısacık bunu hemen okuyup bitirmeyi düşünüyorum. Nasıl da cennete benziyor. Ama bu aralar dediğim gibi hem Fransız klasiklerine çok sardım hem serilere. Hepsi şöyle şöyle, o yüzden bu incelere sıra gelmiyor ama olsun, okuruz bir şekilde. Amado'dan Alın Teri, Sel Yayınlarından. Amado'yu severiz. Bir de son olarak, dur ismini okuyabilecek miyim? Ango Sakaguchi'den Sakura Çiçeklerinin Altında. Şöyle min, yani daha minik nasıl yapabilirdi? YKY ile yarışır yani hani puntolar. Çok fena. Aslında buna başlayacaktım. Kitabı açtım. Puntoları görünce gözüm korktu. Aldığım kitaplarda bunlar. Hemen böyle alıp alıp okuyorum. Masamın üstünde bunlar. Çok fazla böyle kütüphanede biriktirmeyeyim diyorum. Ama birikiyor. Yapacak bir şey yok. Neyse. Benden bugünlük bu kadar. Yarım saat olmuş. Bugün çok uzun oldu. Uzun zamandır bu kadar uzun video çekmiyordum. İnşallah keyif almışsınızdır. Yorum bırakmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Böyle emeklerin karşılığı alınca da insan motive oluyor, biliyor musunuz? O yüzden, yoksa başka bir getirisi yok. Bir de bir şey daha var. Ben kitap okumaya gidiyorum. Notre Dame'ı okuyorum, Kamburun'u. Utanç listemde hala, 34 yaşıma geldim, o kitabı okumadım. Bir de neyi okuyorum? Flaubert'ten Duygusal Eğitim. İkisi de efsane gidiyor. Ben kahvemi yapıp kitaplara gidiyorum. Çok öpüyorum sizleri. Keyifli okumalar, güzel haftalar.